Geldik eşkenar dörtgenin ikinci testine. İkinci testinin ilk sorusundan başlıyoruz. ABC'de yine bir eşkenar dörtgen. Bu iki kenarın eşit olduğunu vermiş. DC ile AE'nin eşit olduğunu vermiş. Eşkenar dörtgende bir kenara çift çizik dersen eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşit olduğu için bütün kenarları ne demen lazım? Çift çizik. Aha da burada ne çıktı? İkizkenar. Tabii ondan önce görmen gereken bir yer var. Ne? Aha da tam burada bir M kuralı var. Gördün M kuralını. Niye? Paralel kenardan karşılıklı kenarlar eşit. M kuralına göre neydi kuralımız? Sağa bakanların toplamı sola bakan toplamına mı eşit olacak? Sağa bakanları topladım. 50, 30 da burada 80. Öyleyse sola bakanlı olmak zorunda 80. Şimdi arkadaş ikizkenar kullan. Eğer taban açıları eşitse 80 ise burası ne olacak? 80. 80, 80. Şu sıfır düzeltelim. 80, 80. 160'tan. Diğer açım kaç derece kalır? 20. Ne oldu eşkenar üçgenin bu A açısı? 70 derece oldu. Ardışık iki açının toplamı 180 derece ise 70 ise x'e kaç kalacak? 110 kalır. Yani cevabımız neymiş? Ceyhan'mış arkadaş. İkinci soruya bakarsak köşegen ne demiştik sana? Köşegen bir açıortay doğrusudur. Mesela ben şu noktalara AA dersem bu taraf ne olmak zorunda? Burası 2A ise diğer tarafta 2A olacak eşit. Hatta bunlar da ne olmak zorunda? Yine 2A'ya 2A mı olmak zorunda? Çünkü açıortaydan dolayı eşit olacak. Peki kardeşim söyle bakayım bana. Şu karşılıklı kenarlar paralelse şuradaki U kuralına göre neydi U kuralı? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece. 108 ise şuradaki 3A dediğimiz ifadenin kaç olduğunu, 72 olduğunu bulursun. Ve A dediğimiz ifade kaç çıkar? Tabii ki 24. Şu A değerim kaçmış? 24. Üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı vermeyecek mi? 24 ile neyi toplarsam 108 olur? Tabii ki 84'ü. Değil mi? Aynen. 24 ile 84'ü toplarsan 108. Bir yerden yanlış mı yaptım dedim ya. Evet, paralel kenarda karşılıklı açılarda birbirine eşit olduğuna göre x'e kaç olacak? Tabii ki 84 olacak. Cevabımız Edirne çıkar. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru bir benzerlik sorusu. Paralel kenardan da biliyoruz ki karşılıklı açılarım ne? Eşit. A dersem burası da A. Peki A 90 bu açıya B dersem A 90 ise diğer açım ne olacak? B olacak. Aha da burada ne çıktı? AB 90. Bu açılarım ne? AB 90. Açılar ne? Eşit. Öyleyse bunlar benzer. Gel şu çift çizgilere kk dersen bir kenar ne oldu eşkenar dörtgenin? 2K oldu. Doğal olarak bütün kenarlar ne olacak? 2A. AD'de, AB'de 2A. Oraya girmiyorum. Gerek de yok. Mesela bu üçgene baktığın zaman 90'ın karşısında ne var? 2K var. Diğer üçgende 90'ın karşısında ne var? K var. Devam edelim. Bu üçgende A'nın karşısında 3x artı 5 var. Diğer üçgene baktığımız zaman A'nın karşısında ne var? 2x eksi 3 var. Şu K'lar yol alsın. Burada 1 kaldı. İçler dışlar çarpımı. 2 ile çarparsan eğer ne olur burası? 4x eksi 6. Eşit olacak. 1 ile çarparsan 3x artı 5. Attım 3x'i bu tarafa, 4x'ten çıkarttım. X kaldı. Eksi 6'yı bu tarafa attım. Artı 6 diye geçti. 5 de burada 11 oldu. X kaç çıktı? 11. Zaten bize de x sorduğu için cevabımız kaç çıkar? Bursa çıkar. Dördüncü soru. Dördüncü soru ABC'de eşkenar dörtgen köşegenleri vermiş. Ne demiş? Ece ne eşitmiş? CB'ye. Ece yani şu uzunluk ne eşitmiş? CB'ye yani şu uzunluğa eşit CEB üçgeninin yani bir ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. Şimdi ben biliyorum ki eşkenar dörtgenden köşegenler birbirine dik. 90'ı yapıştırdım. Aha da burada ne var? 8, 15, 17 yani eşkenar dörtgenin bir kenarı kaçmış? 17'ymiş. Mesela bütün kenarlar ne olmak zorunda? 17 mi olacak? Burası da 17. İkizkenar üçgen BC 17 ise BC'ye 17 yazarsan doğal olarak EC'de ne olmak zorunda? 17 olmak zorunda. EC 17 ise 15 ise buraya Efe'ye kaç kalacak? 2 birim kalacak. Sonra köşegenler dik ortalıyor demiştik. Yani buradaki AF uzunluğun nerede? Şuradaki AF uzunluğun pardon arkadaşlar CF uzunluğun şuradaki CF uzunluğun 15 ise diğer taraftaki AF uzunluğunda kaç olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Aynı muhabbetle bak bu uzunluk 8 ise DF FB'de ne olacaktı? 8 olacaktı. Burası işimize yaramadığı için buraya girmedim. Diğer tarafı gör. CF uzunluğu 15 ise AF uzunluğu da 15 olacak. İkisi buradaysa AE'ye kaç kalacak? Tabii ki 13 kalacak. Yani cevabım ne çıkar? Edirne çıkar. 5. soru ne demiş? Eşkenar dörtgeni vermiş. Köşgen demiş. Zaten görüyoruz. AC. AC kaçmış? O pardon. AC 4'müş. 14 diyecektim. Nereden geldiyse. Ne demiştik? Köşegenler birbirini dik ortalıyor demiştim. Yani bu iki parçanın birbirine eşit olduğunu ve bunlar birbirine dik olduğunu söyledik. Oysa AC 4 ise ben bunu ne yapacağım? 2 diye parçalayacağım. BD'de 1'miş, pardon 2'ymiş. Ben bunu ne yapacağım? 1 diye parçalayacağım. Sonra diyeceğim ki burada bir dik üçgen var. 1, 2 ise hipotenüsü ne olacak? Kök 5 olacak Pisagor'dan. Bütün kenarlar kök 5, kök 5, kök 5. 4 tane kök 5'ten çevrenin 4 kök 5 olduğunu yani denizli olduğunu görürsün. 6. soru bize bir eşkenar dörtgenin iki kenarını vermiş. Hatta bak bir kenarın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu diğer kenarın uzunluğu bak 1, 2, 3 birim yukarı doğru da 1, 2, 3, 4 birim olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden yine 5 birim olduğunu yani bir kenarı 5 birim olan bir eşkenar dörtgenim var. Peki bize ne soruyor? Alan. Ama ilk önce şekli tamamlayalım. Şu uzunluk da 5 birim olmak zorunda değil mi? 3, 4, 5 üçgeninden şuraya gelir. Şöyle de birleştirsem şu uzunluğunda 5 birim olduğunu söyleriz. Yani şu şekilde bir eşkenar dörtgenim var. Bize alan soruyor. Alan sorduğuna göre taban belli ne lazım? Yükseklik. Aha da tam şuraya yükseklik alırsam, evet alamadım pardon. Şuraya uzatalım bir daha gösterelim. Şuraya yükseklik aldığım anda bu yüksekliğin kaç birim olduğunu görürüm. 4 birim. Zaten tabana da kaç demiştik? 5 birim. Bize ne soruyor? Alan soruyor. Alan formülü neydi? Alan eşittir taban çarpı yükseklikti. Yani taban 5 yükseklik 4 olduğuna göre alanın kaç olduğunu bulursun? 20 olduğunu bulursun. Cevap kaç çıkar? Tabii ki Ceyhan çıkar. Geldik arkadaşlar 7. soruya. 7. soruda ne vermiş? Eşkenar dörtgeni, üçgeni vermiş. 4'er birim demiş AC ile CE'nin. DE'nin kök 30'da 37 olduğunu vermiş. Alan soruyor. Şimdi ne demiştim? Köşegenler burada ne yapıyordu? Köşegenler dik ortalıyordu arkadaş. Yani şu açının 90 derece olduğunu, şu parçaların eşit olduğunu söylüyoruz. 4 birimse bundan ne olacak? 2, 2. Öyleyse kardeşim senin şu uzunluğun neresi? Şu uzunluğun kaç birim olduğunu buldun? 2, 4 diye 6. DE uzunluğu kaç birim? Kök 37. Şurada bir dik üçgenden Pisagor uygularsan herhalde şu parçayı bulursun. Hadi buraya da ne diyelim? A diyelim mi? Hadi Pisagor yaparsan hipotenüsün karesi kök 37'nin karesi kaç? 37 eşittir. Şu uzunluk kaç birim dedik? 6. 6'nın karesinden 36'yı yazdım. Artı şu uzunluğa da A demiştim. A'nın karesine eşit. 36'yı o bir tarafa atarsan A karenin 1, A'nın 1 olduğunu bulursun. Neyin karesi 1? Genelde 1. 1'in değil mi? Ya bu uzunluk 1 birimse eşit olduğu için burası da kaç birim? 1 birim olduğunu gördün. Peki kardeşim, artık AC köşegeninin 4 olduğunu biliyordun zaten. BD köşegeninin 2 birim olduğunu birbirinden gördün. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine dik kestiği için köşegenleri dik kesen dörtgenin alan formülü neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Öyleyse buradan ikileri yol alsın. Cevap kaç çıkar? 4, yani Ceyhan çıkar. 8. soruya bakıyorum. 8. soruda ne vermiş bize? İşte dikliği vermiş, 7'yi vermiş, 9'u vermiş. Neyi soruyor? Edeyi soruyor. Hadi gel edeye x diyelim. Bilmiyoruz ya. Şimdi 8. soruda köşegen özelliği kullanacağız. Köşegenler neydi? Dik ortalıyor. Değil mi? Yani şu açının 90 derece olduğunu söylersin. Ve ortaladığı için bu parçanın bu parçaya eşit olduğunu, lazım değil ama gösteriyorum. Şu AC uzunluğu da 9, 7 de 16 olduğu için her bir parçanın 8, 8 diye parçaladığını, 7 ise buraya 1 kaldığını söylersin. Sonra ne göreceksin? Kardeşim diyeceksin ki burada bir dik üçgen var ve sen bu dik üçgenden ne yaptın? Dik indirdin. 2 diklik, 1 öklit. Hemen aklımıza hamburgerin karşısı patates kızartması gelebilir ama onu kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Kenar bağıntısı. Kenarın karesi köşeden dikliği olan uzaklık çarpı tamamı. Öyleyse x kare eşittir. Köşeden dikliği olan uzaklık ne kadar? 1 birim. Tamamı kaç? 9 birim. 1 çarparsan 9 olur. Neyin karesi? Tabii ki 3'ün karesi. Cevap kaç çıktı? 3 çıktı, yani Ceyhan'dır arkadaş. 9. soru eşkenar dörtgen üçgen 9'a 18 vermiş. AE'yi soruyor. Gel AE'ye ne diyelim? X diyelim. Eşkenar dörtgen ise bir kenarı 18 ise bütün kenarları 18 olacak. DC'nin 18 olduğunu gördün. Sonra arkadaş burada ne olduğunu göreceksin. Kelebek böcüğü. Kelebek böcüğünde benzerlik oranımız kaç? 9'un kaç oranı? 18 oranı, yani 1/2 ise ne derim kardeşim? 9'a x geliyorsa 18'e ne derim? 2x derim. Peki bu bir eşkenar dörtgense bir kenar 18 ise AD'nin de 18, hatta lazım değil ama BC'nin de 18 olduğunu söyler miyiz? AD uzunluğu 18 ise derim ki kardeşim 2x 1x daha 3x'in 18 olduğunu söylerim. Ve x buradan kaç çıkar? 6. Bize de x'i soruyordu zaten. Cevap Adana çıkar. 10. soruya bakalım. Bir çizdirme sorusu. En çok sevdiğiniz ama korkmayın, kolay bir soru. Köşegenleri 30 ve 40 olan bir ABC'de eşkenar dörtgeni çizin diyor. Şimdi köşegenleri kaç dedik? 30 ve 40 olan. Şimdi şurası 40 olsun, AC uzunluğu. BD uzunluğu 30 olsun. Ne demiştik kardeşim? Dedik ki köşegen özelliği, köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Sen buraya 40 dediysen ne yaparsın? 20, 20. Diğer kenara da 30 dediysen ne dersin kardeşim? 15, 15 dersin. Ve diyor ki köşegenlerin kesim noktasına ne de diyor? E. Köşegenlerin kesim noktası. Aha da tam burası E. Peki bize ne soruyor kardeşim burada? E noktasının AB kenarına olan en yakın uzaklığı. En yakın uzaklığı her zaman nasıl uzaklıktır? Dik. Yani sen E'den AB'ye bir dik indir diyor. Bu dikmenin uzunluğu nedir diye soruyor bize. İndirdiğin dikme H soru işareti. En yakın uzaklığı dik uzaklığıdır. Dik uzaklığında H dedim. Demek ki bize neyi soruyor? H'ı soruyor. Şimdi geldim 15-20 ne üçgenim var? 25 üçgeni var dedim. Yapıştırdım. Sonra dikten dik indirsen öklit. Öklit'in alan bağıntısı var. Bir üçgenin alanı ne? Taban çarpı yükseklik. Yani 25 çarpı h bölü 2. Peki dik üçgenin alanı ne? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani 20 çarpı 15 bölü 2. Bölü 2'leri atarsan özelimiz çıkar. Nedir? Taban çarpı yükseklik dik kenarlar çarpımının eşit. Peki her tarafı 25'e böldüğüm anda şu an 300 olduğunu 25'e böldüğün zaman h'ın kaç olduğunu 12 olduğunu bulursun. Cevabımız ne çıkar? Adana çıkar. 11. soru. İlk önce ne göreceksin kardeşim burada? Bir dik üçgen. Bak bir kenar kaç? 8. Hipotenüsümüz kaç? 8 kök 5 ise Pisagor'dan diğer kenarın kaç olduğunu bulursun. Tabii ki 16 olduğunu bulursun. A kök 5. 8, 16 ise 8 kök 5 üçgeninden. Peki eşkenar dörtgen bütün kenarlar eşit mi? Eşit. Şimdi kardeşim hiçbir şey yapamıyorsan biraz mantıklı sallayacaksın burada. Mantıklı sallama yönteminden bir kenar 8 ise hemen dik üçgen varsa yapıştırıyorum 6, 8, 10 üçgenine. Eşit olduğu için burası 10 olduğunu ve tamamının 16'da 16 olduğunu ve bu kenar 16 ise doğru yaptığını söylersin. Fakat biz böyle sallayamıyorum diyorsan kardeşim ne yapacaksın? Denklem çözeceksin. Ne diyeceksin? Bu çift çizgilere ne diyelim diyeceksin? A. Dur. Çok geriye gitmişim gençler. Neyse. Burası çift çizgi olduğu için burası da ne olmak zorunda? A olmak zorunda. 16 ise geriye ne kalır? 16 eksi A. Şu dik üçgende Pisagor uygularsan yani hipotenüs A'nın karesi eşittir 8'in karesi artı 16 eksi A'nın karesi tam kareyi aç çarp böl topla çıkart. A'nın buradan yine kaç olduğunu bul? 10 olduğunu bul. Peki bize ne soruyor? Çevre. Ben bir kenar ne dedim? A yani kaç buldum? 10 buldum. Çevre 4 tane 10'dan 40 yapar arkadaşlar. Cevabımıza ne olur? Adana olur tabii ki. Geldik arkadaşlar bu testin son sorusuna. Burada ne diyor? Kardeşim diyor ki 40 cm uzunluğunda bir telden eşkenar dörtgen yapıyorsun. 40 santimetreyi 4'e böldüğüm anda bir kenarın kaç birim olduğunu 10 birim olduğunu rahatlıkla söylerim. Sonra mavi çubuğun uzunluğu ne kadarmış? 16. Ve buradaki mavi ile pembe çubuğun bir köşegen olduğunu ve kardeşim burada köşegenler birbirine dik ve ne olduğunu ortaladığını söyleriz gönül rahatlığıyla. Peki mavi çubuğun uzunluğu 16 ise her bir parçası ne olacak? 8, 8 ve bu dik üçgene göre 6, 8, 10 üçgeninden 6 yapıştırdık mı? Eşit olduğu için burası da kaç olmak zorunda? 6. Mesela benim pembe çubuğun uzunluğu 6, 6, 2 tane 6'dan kaç yapacak? Tabii ki 12 yapar. Cevabım da Bursa'dır. Ve arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Diğer testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.